Hayırlı sabahlar efendim. 12 Mart 2019 Salı gününde Diyanet TV ekranlarında gündemle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi gazete başlıklarını ve haberleri sizlere aktaracağız 45 dakikalık bir süre boyunca. Sizler de haberet.diyanet.tv elektronik posta adresinden ve 0535 018 1750 numaralı telefondan bizlere WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz diyelim. Gündeme başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Hakkari'de düzenlenen mitinglerde konuştu, bölge halkına ülkemiz için birlik ve beraberlik mesajları verdi. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır dedi. Erdoğan, artık bu ülkenin analarının terör örgütü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı diye konuştu. Şehitlerimizin, gazilerimizin, bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimize yapanlar alçağın ta kendisidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'tan verdi bu mesajı. Partisinin mitinginde konuşan Erdoğan birlik ve beraberlik sözleriyle seslendi bölge halkına. Şırnak'ı Antalya'dan, Trabzon'dan, Malatya'dan, Hakkari'den, Bursa'dan ayrı düşünmeyiz, düşünemeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Kardeşlerim, bu ülke hepimizindir. Bu bayrak hepimizindir. Bu ezan hepimizindir. Bu devlet hepimizindir. İşte bunun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Ne demek tek millet? Bu ülkede yaşayan herkes, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Yürcüsüyle, Romanıyla, etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Erdoğan terör örgütlerine ve onu destekleyenlere bir kez daha yol gösterdi. Tek devlet vurgusu yaptı. Bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yoktur. Hiç kimse bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. Kendine başka devlet arayan, evet, istediği yere gidebilir. Ama şunu da unutmayın. Bugün ister Irak'ta olsun, ister Suriye'de olsun, bölgemizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz, Türkmen kardeşimiz, hangi kökenden olursa olsun, başı sıkıştığında aklına gelen ilk gideceği yer neresi? Türkiye. Kobani'den gelenler nereye geldi? Biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle, şefkatle muamele edeceğiz. Annelerin acılarını anlattı. Oturma eylemi yapan anneler, başbakanken ziyaretime geldiklerinde onların gözyaşlarını unutamıyorum. Çünkü çocukları Kandil'e kaçırılmışlardı. Ve o Kandil'deki insafsız, vicdansız insanlar işte benim bütün Güneydoğulu kardeşlerimi inim inim inlettiler. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Evlatlarımıza sahip çıkalım dedi. Şırnak huzurun ne olduğunu da iyi bilir. Terörün neye mal olduğunu da iyi bilir. Şırnak yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir. Çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ında terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. Kardeşlerim, 12, 13, 14, 15 yaşındaki çocuklarınızı dağlara kimler kaçırdı? Bu teröristler değil mi? Bunlara bizim verecek çocuklarımız yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hakkari mitinginde halka seslendi. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır. Ezana düşmanlık eden bu ülkenin ve milletin tüm değerlerine de düşman demektir. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz.
Sayın seyirciler, 31 Mart yerel seçimlerine 19 gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu örnek oy pusulalarını kamuoyuna tanıttı. Nasıl oy kullanılacağı konusunda bilgi verdi. Yerel seçimde ilk kez sandığa tek zarf atılacak. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun oyunuz. 31 Mart yerel seçimlerine 3 hafta kala oy pusulalarının şekli belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nda yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin Birleşik Oy Pusulası'ndaki yerleri daha önce kura çekimiyle belirlenmişti. Birleşik Oy Pusulası'nda daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ve partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Yüksek Seçim Kurulu tarafından basılan Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası beyaz, büyükşehir olmayan illerde turuncu, ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası mavi, belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise sarı renkte olacak. Karşısına çıkacak bir de... Seçmenler evet veya tercih yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar şeffaf sandıklara atılacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Oy verme saatlerinin 7-16 olduğu illerde saat 16, diğer illerde ise saat 17'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. Dünyayı iyilik değiştirecek parolasıyla dört bir coğrafyada iyiliğini egemen olması için çalışan Türkiye Diyanet Vakfı örnek çalışmaları, daha doğrusu yaşam biçimlerini bir kere daha ödüllendiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Ermaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Uluslararası İyilik Ödülleri yarışmasında binden fazla iyilik hikayesini değerlendirerek ödüle layık görülen 7 hikayenin belirlendiğini açıkladı. Erbaş, amacımız kötülüklerin yeryüzünü kuşattığı, vicdanları esir aldığı bir dünyada iyiliği hakim kılmak, adın gönüllere farkındalık oluşturmak, iyilik seferberliği başlatmaktır dedi. İyilik ödülleri töreni yarın külliyede gerçekleştirilecek. 7 kıtada mazlumların yanında olan, muhtaçlara el uzatan, aynı zamanda eğitime destek veren bir iyilik hareketinin adı Türkiye Diyanet Vakfı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri'ne 1.000'den fazla katılım oldu. Türkiye Diyanet Vakfımız 1001 şubesi ve hizmet götürdüğü 145 ülkedeki iyilik paydaşlarıyla birlikte bu sene 5.'sini tespit etmek üzere yaptıkları ortak çalışmayla dünyada her biri birer destan olan iyilik çalışmalarından 1.000'den fazla iyilik hikayesi Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'ne ulaştırılmıştır. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, ödüle layık görülen 7 iyilik hikayesinin belirlendiğini açıkladı. Jüri marifetiyle bu iyilik hikayeleri etraflıca incelenmiş ve bunların içerisinden 7'sine Uluslararası İyilik Ödülü verilerek dünya kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir. Elbette iyiliğin en büyük ödülünü Allah verecektir. Her birimiz iyiliği güçlendirmek, iyilikleri birleştirmek, iyilik halkalarını birbirine kenetlemek, iyilik kervanının yeryüzünün her yerine ulaştırmak ve kötülüğe yer bırakmamak için çalışmaya mecburuz, muhtacız. Başkan Erbaş yarışmanın amacına vurgu yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri aslında sadece bir ödül töreni ya da iyiliği ödüllendirme çalışması değildir. Kötülüklerin yeryüzünü kuşattığı, vicdanları esir aldığı bir dünyada İyiliği hakim kılmak, iyiliği gündem yapmak adına zihinlerde ve gönüllerde
farkındalıklar oluşturmaktır. İyilik seferberliği başlatmaktır. İyilik bilinci ve gayretiyle hayatı ve yeryüzünü güzelleştirmektir. Türkiye Diyanet Vakfı 5. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin takdim töreni çarşamba günü külliyede gerçekleştirilecek. Söz konusu isimleri de Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluş yıldönümü olan 13 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında ilan ederek kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz inşallah. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erbaş yayınladığı mesajda ülkede huzurlu bir hayatın teminatının değerleri muhafaza etmek, saygı, muhabbet ve güven duygusunu her daim canlı tutmaktan geçtiğini belirtti. Aziz milletimizin vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna ortaya koyduğu destansı mücadeleyi en veciz şekilde anlatan İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanını yaşıyoruz. Şüphesiz İstiklal Marşımız büyük bir inancın, azmin, fedakarlığın, umudun ve yeniden dirilişin sembolüdür. Bu cennet vatanda hep beraber huzurlu bir hayatın teminatı ise, şehit ve gazilerimizin emaneti olan değerlerimizi muhafaza etmek, birbirimize karşı saygı, muhabbet ve güven duygusunu her daim canlı tutmaktır. Bu itibarla İstiklal Marşı'nda yer alan, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli mısralarında da ifade edildiği gibi, İslam'ın şiarı ezan, istiklalimizin sembolü bayrak gibi vazgeçilmez değerlerimize karşı gereken saygıyı göstermek, bu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmak, her birimiz için tarihe, bugüne ve istikbale dair en büyük sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, milli mücadelenin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini rahmet ve minnetle anıyorum. ...12 Mart 2019 Salı gününün manşetlerine bakacağız. Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım. Her türlü ayrımcılık ayağımızın altında başlığı. İlk aktaracağımız başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak ve Hakkari'de coşkulu kalabalığa birlik mesajları verdi. Bu ülkede yaşayan herkesin etnik kökenine bakılmaksızın bir olduğuna vurgu yapan Erdoğan, her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz, dedi. Erdoğan şöyle konuştu. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı, beraber olmayı, dost ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tarihin çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen, yan yana sap tutanlarız. Bizler Alparslan'ın ve Selahattin'in torunlarıyız. Bu ülkenin artık terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. 12, 13, 14, 15 yaşındaki çocuklarımızı dağlara kimler kaçırdı? Bu teröristler değil mi? Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Gelin 31 Mart'ı yeni bir milat yapalım şeklinde konuştu denilmiş haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz. Logonun üst kısmındaki başlıkları aktaralım şimdi Yeni Şafak'tan. İsmet Özel kalp krizi geçirdi başlığıyla bir haber paylaşı diyor. Şu Türk şiirinin yaşayan en büyük isimlerinden İsmet Özel kalp krizi geçirdi. 74 yaşındaki ünlü şair önceki akşam fenalaşınca ailesi tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne getirildi. Yoğun bakıma alınan Özel'in kalp krizi geçirdiği fark edildi ve anjiyo yapıldı. Geçici olarak kalp pili takılan Özel'e bypass ameliyatı yapılması planlanıyor. Üzücü haberi duyan okurları hastaneye akın etti. Bu uçak ne kadar güvenli başlığıyla bu haberin hemen yanında yer alan bir diğer başlığı aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin havacılık devi Boeing'in başı Etiyopya Hava Yolları'na ait 737-8 Max model uçağın düşmesiyle belaya girdi. 157 kişinin öldüğü Nairobi'deki kaza 5 ay içindeki ikinci büyük kaza oldu. Ekim'de Endonezya uçağı düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.
İlk uçuşunu 2016'da yapan 737-8 MAX'in güvenilirliği tartışmaya açılırken, Çin, Endonezya, Etiyopya ve Cayman adaları bu modelin uçuşlarını durdurdu deniliyor haberin ayrıntılarında. Yargıya sosyal medya uyarısı başlığıyla bir diğer başlığı aktaralım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2016 yılından bu yana üzerinde çalıştığı Türk Yargı Etiği bildirgesi açıklandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıkladığı bildirgede yargı mensuplarına sosyal medya uyarısı da yer aldı. Mesajlarınız amacını aşan sonuçlar doğurabilir ve tarafsızlığınız sorgulanır hale gelebilir uyarısı yapılmış. Devam ediyoruz. Soros'tan para almışlar başlığıyla bir diğer haber. 8 Mart'ta Taksim'deki feminist gece yürüyüşünde ezana protestoyla tartışılan grupların bir bölümü Gezi iddianamesinde de yer alıyor. Bunların kadife devrimlerin sponsoru Soros'tan fon alması dikkat çekiyor. Hayata Destek Derneği 4 seferde 300 bin lira, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 61 bin lira almış. Ön saflardaki eşcinsel derneklerine aktarılan para ise 1 milyon lirayı aşıyor notu aktarılmış yine haberin ayrıntılarında Yeni Şafak'ta. Devam edelim Star Gazetesi ile Ortak Tarihin Çocuklarıyız başlığını görüyoruz. Star Gazetesi'nin bugün manşetten aktardığı haberinde. Başkan Erdoğan, Şırnak ve Hakkari'den seslendiği birlik beraberlik mesajı verdi. Aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın, akidenin, ortak tarihin çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen, yan yana saf tutanlarız. Bizler aynı beden ve aynı ruhuz. Bizler Alparslan'ın ve Selahattin'in torunlarıyız. Doğu da biziz, batı da biziz. Bu ülke, bu bayrak, bu ezan, bu devlet hepimizindir şeklinde. Biraz önce Yeni Şafak'tan aktarmıştık. Star ve Yeni Şafak aynı mesajları aktarmış okuyucularına. Devam edelim. Binali Yıldırım'ın toplantısı vardı. Bununla ilgili bir başlık atılmış. Etnik kimliğiniz şerefinizdir şeklinde. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yıldırım Güngören'de kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza mücadele verildiğini hatırlatan Yıldırım, hiçbirimiz diğerinin kimliğine bakmadı. O kimlik sizin şerefinizdir. Kürtseniz Kürtlüğünüzle, Türkseniz Türklüğünüzle gurur duyun şeklinde. Ankesörlü arama da FETÖ için güçlü delil başlığını görüyoruz bu haberin hemen altında. FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bayluk'un ardından ardışık arama da delil sayıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu FETÖ sanığı Mustafa Coşkun'un ankesörlü hatlardan 51 defa ardışık yöntemle aranmasını güçlü delil sayarak 7,5 yıl hapis cezası verdi notu aktarılıyor. Türk Hava Yolları 6 Nisan'da yeni evimizdeyiz şeklinde bir diğer haber başlığı yine bu haberin altında yer almış. İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başlayan Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarına 6 Nisan 02 itibariyle son vereceğini açıkladı. 5-20 Nisan arası iptallerle ilgili bilet değişikliği veya iade işlemlerinin yapılacağını da duyurdu denilmiş. Devam ediyoruz. Star gazetesinin ardından Türkiye gazetesi var. Artık gözyaşı akmayacak şeklinde Erdoğan'ın dünkü mitinginden bu kez farklı bir sözlerini farklı bir açıdan yaklaşarak vermiş Türkiye gazetesi. Erdoğan her türlü ayrımcılığı ve bölücülüğü ayaklar altına aldıklarını vurguladı. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız diyen Cumhurbaşkanı şöyle konuştu. Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Bölgemizde başı sıkışan kardeşlerimizin sığınmak için aklına gelen ilk ülke Türkiye'dir. Cumhurbaşkanı Doğu ve Güneydoğu'nun terörden çok çektiğini hatırlattı. Çukur eylemlerinin, zulmün, acının anlamını en iyi siz bilirsiniz. Kandil'deki vicdansızlar Kürt kardeşlerimi inim inim inletti. Bu ülkenin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yok. Artık analar ağlamayacak. Gelin 31 Mart'ı bir milat yapalım şeklinde sözleri paylaşılıyor. Kesintisiz İstanbul başlığını aktaralım. Demiryolu ulaşımında
dev yatırım hayata geçiyor. Gebze, Halkalı, Marmaray seferleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle başlıyor. 2 dakikada bir yapılacak seferlerde 76,6 kilometrelik mesafe kesintisiz yolculukta sadece 115 dakika sürecek. Ankara'dan kalkan hızlı tren Halkalı'ya kadar gidebilecek denilmiş. Polonya'da PKK'lı vahşeti bu haberin hemen yanında yer alıyor. Uluslararası ilişkiler öğrencisi Furkan Kocaman 25 gün önce Erasmus kapsamında eğitim için Polonya'ya gitti. Furkan'ı takip eden PKK'lı alışveriş merkezinde yemek yiyen genci 3 defa boğazından bıçaklayıp katletti denilmiş haberin ayrıntılarında. Hızır bu defa Başakşehir'de başlığını görüyoruz. İstanbul'da meydana gelen enteresan olaylar silsilesi diyebileceğimiz haberin devamı. Daha önce Beyoğlu'nda çok sayıda eve para dolu zarf bırakan esrarlı hayırsever adres değiştirdi. Kandil gecesi Başakşehir'de onlarca evin kapısının altından içinde 1000 lira olan zarflar atıldı. Kimliğini gizleyen hayırseverler bu defa kameraya takıldı denilmiş. Güvenlik kamerasından görüntüyle paylaşılıyor. Evet, Türkiye Gazetesi'nden aktaracağımız son haber başlığı da bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Yeni Birlik Gazetesi var. Sırada PKK oylarına tarih biz şeklinde CHP Bartın milletvekilinin sözlerini manşetine taşıyor Yeni Birlik Gazetesi. Almanya'nın Köln kentinde Halk TV'den de canlı yayınlanan bir oturuma katılan CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, kimlerin oylarına talip olduklarını açıkladı. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler, hiç fark etmez. Halk TV'nin Köln'den yapılan canlı yayına katılan CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, emeklilerin, taşeron işçilerin oylarını istedikten sonra PKK'lıların da oylarına talip olduklarını söyledi. Bankoğlu, biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler, hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir ifadelerini manşetten okuyucudan aktarmış Yeni Birlik Gazetesi. Devam ediyoruz Yeni Birlik Gazetesi'nden bir diğer aktaracağımız haber başlığıyla en kötü geride kaldı şeklinde aktarılmış logonun üst kısmında yer alan haberler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüme rakamlarına ilişkin iktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak tarihin en ciddi spekülatif saldırısı yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girmesine rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durumun gerçekleşmediğine dikkati çekerek sürecin çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatıldığını bildirdi denilmiş. Melania'nın dublörü ortaya çıktı başlığını aktaralım. Ortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyada Melania Trump dublör kullanıyor tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Birçok kullanıcı sahte Melania etiketiyle First Lady'nin vücut dublörü kullandığını iddia etti denilmiş haberin ayrıntılarında. Mansur Yavaş hakkında iddianame son olarak sizlere aktaracağımız başlık Yeni Birlik Gazetesi'nin en alt kısmında yer alıyor. Bu haber dün basına yansımıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş hakkında görevi kötüye kullanmak ve kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçlarından soruşturma açılması için iddianame düzenledi. Başsavcılık 7 Mart'ta iddianame düzenlendiğini, iddianameyi kabul eden Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de Yavaş'a beyanda bulunması için 10 gün süre içeren tebligat gönderdiğini duyurdu. Öte yandan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da sahte senet iddialarına ilişkin kirli siyaset kimseye yaramaz ve kirli siyaset yapanların da elinize yüzünüze bulaşır diyorum şeklinde konuştu. Yeni Birlik Gazetesi'nden aktaracağımız son haber başlığı bu şekildeydi. Hürriyet'te devam edelim. 17 şehitli acıya sis davası bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşetten okuyucularına aktardığı haber. Fervari'de 17 jandarma özel harekat mensubunun şehit olduğu helikopter kazasından 7 yıl sonra
Dönemin Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken hakkında dava açıldı. İddianamede Eken özetle şöyle suçlanıyor: bölgede sis olabileceği tahkikat raporuyla tespit edilmiş ikinci bir helikopterin temin edilmesi veya operasyonun ertelenmesi değerlendirilmemiş, olayda dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle kaza kırım raporuna göre de kusurlu olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Şükrü Eken ise pilotun kararıyla uçuşun yapıldığını ve iptal edilmesine yönelik kendisine herhangi bir talep gelmediğini öne sürdü. Eken'in 2 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame Siirt Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 20 Mayıs'ta denilmiş haberin ayrıntılarında. Devam edelim. Öldüren karanlık başlığıyla Venezuela'daki son durumu aktarıyor yine Hürriyet gazetesi. Venezuela'da geçen cuma akşamından beri devam eden elektrik kesintisi krizi daha da derinleştirdi denilmiş ve kesinti nedeniyle iş yerleri ve okullar tatil edildi. Hastanelerde bir bebek 18 kişinin öldüğü öne sürüldü. Buzdolapları çalışmadığı için bazı marketler ellerindeki gıda maddelerini halka dağıttı deniliyor. Devam edelim. Kamp çadırında soba 5 can aldı başlığı. Adana'da balık tutmak için gittikleri sahilde üşümemek için çadır kuran 5 kişi içeride yaktıkları sobadan sızan gazdan zehirlendi. Baba, oğlu, yeğeni ve 2 komşuları hayatını kaybetti. Kansere karşı İTÜ çözümü hemen yanındaki başlığı da aktaralım. İTÜ'den doçent doktor İsa Yıldırım ve ekibi kanserli hücreleri 3 boyutlu görüntüleyen cihaz geliştirdi. $200'lık cihazda ekonomik teşhis mümkün olacak deniliyor haberin ayrıntısında. Son olarak Milliyet gazetesinden de başlıkları aktaralım. Yargıya ince ayar bugün manşetten verilen haber Milliyet gazetesinde. Hakim ve Savcılar Kurulu'nda yapılan toplantıda açıklanan Türk Yargı Etiği bildirgesinde hakim ve savcıların tarafsızlıklarına gölge düşürmemeleri için sosyal medyada yorumlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Yargı mensuplarının görev sırasında hediye, bağış, borç veya yardım kabul etmeyeceğine de dikkat çekildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin yargıda yeri yoktur dedi. Gül, hak arama yollarını bütün vatandaşlar için açık ve işler tutmayı temel edindiklerini belirterek, hak taleplerine süratle ve adaletle yanıt vermek durumundayız ifadelerini kullandı denilmiş yine haberin ayrıntılarında. Askere moral atılımı şeklinde bu haberin hemen altındaki başlığı da aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri yüz binlerce askeri fiziksel sağlığının yanı sıra ruh sağlığı için moral terapileriyle psikolojik kuşatmaya aldı. Milli Savunma Bakanı Akar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği rapora göre mülakat ve anket modeliyle askerlerin psikolojik durumlarına ilişkin ölçümler yapılıyor. Bakan Akar, alınan ve alınmakta olan tedbirlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki intihar oranının %15'e düşürüldüğünü, yaşam hakkını öncelikli hak olarak gördükleri için faaliyetlerin buna göre yürütüldüğünü kaydetti şeklinde aktarılıyor haber ayrıntılarında. Evet, Milliyet gazetesinden son haber başlığımız da bu şekildeydi. Manşetleri noktaladık, gündeme devam edelim. Ankara'nın sembol manevi isimlerinden hak aşığı mutasavvıf Hacı Bayram-ı Veli, 4. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Anma Sempozyumunda yad edildi. İslami ilimler ve tasavvuf alanındaki katkıları anlatıldı. Sempozyuma Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ramazan Muslu da katıldı. İslami alanda manevi feyzin önemli ismi, büyük mutasavvıf ve Allah Resulü'nün yolunda ömrünü ilim, ibadet ve hizmete adayan bir veliydi Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri. Mürşit de müridini arayıp bulabilir. Bunun en güzel örneklerinden birisi Hacı Bayram Veli'dir. Mürşidi Ebu Hamidüddin Aksaray'ı Hacı Bayram Veli'yi bulmuş ve eğitmiştir.
Doğum ismi Numan bin Ahmet, lakabı Hacı Bayram'dır. 1352'de Ankara'nın Zülf Adl yani bugünkü Solfasol köyünde doğdu. Tefsir, hadis, fıkıh ve fen bilimleri üzerine dersler alarak yetişti. Melike Hatun'un yaptırdığı Ankara'daki Kare Medrese'de müderrislik yaptı. Tasavvuf konusunda kendisini yetiştirdi. Aynı zamanda şair olan Hacı Bayram-ı Veli, Bayramiye tarikatının kurucusudur. Eserlerini Türkçe olarak yazarak Anadolu'da Türkçe kullanımını özendirmiştir. Sultan Murat Han verdiği ünlü bir fermanda Hacı Bayram-ı Veli'nin talebelerinin yalnız ilimle meşgul olmaları için onları vergi ve askerlikten muaf tuttuğu ilginç bir detaydır. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri hepinizin yine yakinen bildiği gibi Halveti ve Nakşi ekollerinin usul ve esaslarını meczederek sonradan kendi adıyla anılan yeni bir ekol oluşturmuştur. Yine ifade edildiği gibi kitap yazmak yerine ihtas ettiği bu yeni usule göre insan yetiştirmeyi tercih etmiştir. Onu ve öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl dördüncüsünün düzenlendiği Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumuna Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ramazan Muslu da katıldı. Muslu, Hacı Bayram'ın gelecek nesiller için örnek bir şahsiyet olduğunu söyledi. Hacı Bayram Veli Hazretleri hepinizin malumu olduğu üzere Ankara ve Bursa'da müderrislik yapmış, ilim, hikmet ve irfanı kendisinde toplamış, kamil insanlar yetiştirmiş, önemli bir mutasavvıftır, önemli bir şahsiyettir. Ankara'nın manevi mimarı olan böyle bir zatın çeşitli etkinliklerle anılıp genç kuşaklara tanıtılmasının geleceğimiz adına umut verici, önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Çeşitli okullardan öğrencilerle Hacı Bayram-ı Veli gönüldaşlarının katıldığı programda Konya Tasavvuf Musiki Topluluğu İlahiler seslendirdi. Veliler, evliyalar ve şehitler için ülkemizin ve İslam aleminin huzuru ve bekası için dualar edildi. Bilhassa Rabbimizin rızası için, vatanımızın, milletimizin bekası için. Program sonunda Hacı Bayram-ı Veli konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. İl müftüleri bölge toplantısında buluştu. Kahramanmaraş'taki toplantıda müftüler din hizmetleriyle ilgili tecrübe paylaşımında bulundu. Geleceğimizin mimarı olan gençlere doğru dini bilgiyi vermenin önemi vurgulandı. İl müftüleri bir araya geldi, bölgelerinde yürütülen din hizmetlerini ele aldı, yapılan çalışmalar, öneri ve görüşler değerlendirildi. Kahramanmaraş İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde 3. Bölge İl Müftüleri İlahiyat ve İslami İlimler Fakülte Dekanlarının katılımıyla istişare ve işbirliği toplantısı yapıldı. Bölgemiz özellikle Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu bir bölge olması hasebiyle Suriyeliler konusu vaaz ve irşat hizmetleri değerlendirmeler yapacağız. İstişarelerde özellikle geleceğimizin mimarı olan çocuklara ve gençlere doğru dini bilgiyi vermenin önemi üzerinde de duruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda yaptığı çalışmalar ele alındı. Gençlerimizin daha donanımlı, daha milli manevi değerlerine sahip olarak, daha özgüvenli, daha kimlikli bir şekilde geleceğe nasıl hazırlanır konusunu görüşüldü. Eğitim konusunda, öğrencilerimizin sorunları konusunda, öğrencilerimizin geleceğini inşa etme konusunda, kariyerlerini oluşturma konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz, oturumlar yapıyoruz. İslami İlimler Fakültesi dekanlarının da bilgilerinden, tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ediyoruz. Birlikteliğimizi sağlamak, muhabbetimizi geliştirmek, ailece bütünlüğümüzü sağlamak açısından bu toplantılar güzel oluyor. Kahramanmaraş'a gelip de dondurmasını tatmamak olmazdı. İl müftüleri toplantının ardından Maraş'a özgü dondurma dönerinden tattı. Dondurma burada. Aslı, esası.
Trafikte yayalara geçiş üstünlüğü 6 Şubat'ta başladı ancak ne yazık ki hala pek çok sürücünün yayaya saygısı yok. Emniyet tedbirlerini artırdı, yayaya yol vermeyen sürücülere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. Hiç ilerleme sağlanamadı da değil aslında. Zira son bir ayda yayalara yönelik ölümlü kazalarda ciddi bir azalma görüldü. Diyanet TV haber ekibi de yaya geçitlerinde takipteydi. Anlaşıldı efendim. 06-041 geliyoruz. Alıp işlem yapar mısınız? Yaya yol vermemekten. Evet, emniyet trafikteki denetimlerini artırdı. Şu anda bir yayaya yol vermeyen sürücü durduruldu ve onunla ilgili bir işlem yapılacak. Yayalara karşı biraz daha duyarlı olalım. Biz siz durmadınız. Yayalara yol vermeyenler trafik ekiplerine yakalandı. Sürücüler uyarıldı. 488 lira para cezasına çarptırıldı. Aracınızı şöyle müsait bir yere alır mısınız? Fırsatınız var mı? Yaya yol vermediniz. Vallahi yayaları görecek kadar fırsatımız olmadı. Yoksa dururum yani. Yakalandınız her polisi. Her zaman da duruyorum da bu sefer öyle yakalandık. Trafik kazalarındaki veriler üzerine İçişleri Bakanlığı 6 Şubat'ta basmıştı düğmeye. Zira sadece 2017 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden 7.427 kişiden 1.681'i yayaydı. Trafikteki ihlaller yaptırımın ağırlaştırılmasını da zorunlu kıldı. Kavşaklarda ve okul önlerinde yayalara geçiş üstünlüğü verildi. Ancak ne yazık ki hala sürücülerde tam manasıyla duyarlılık oluşmadı. Uygulamayı Diyanet TV Haber ekibi de test etti. Trafik ışıklarının ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara öncelik hakkı tanıması gerekiyor. Biz de şu anda bir yaya geçidindeyiz. Yoldan karşıya geçeceğiz. Bakalım sürücüler bize yol verecek mi? Evet, yola adımımı attım. Evet, duyarlı sürücüler bana yol verdi. Kimi sürücüler ise işte gördüğünüz gibi aracına hız kesmeden yoluna devam etti. Bayağı zor oldu geçmek. Aynen, yani normalde böyle kameraları veyahut da polisleri görmeden durmuyorlar hiçbir şekilde. Şurada mesela kırmızı ışık var. Kırmızı ışığa burada 100 metre var. Adam kırmızı ışığı gördüğü halde gene de burada yol vermeden direkt basıp geçiyor yani kimseye. Yaya geçidi olmasına rağmen sürücüler yavaşlamadı, ne diyeceksiniz? Vallahi alıştık artık biz yaya olarak. Çok dikkatli davranıyoruz bu konuda. Özellikle bazıları yapıyor, fren yerine gaza basıyorlar yayayı geçerken gördüklerinde. Yani yapacak bir şey yok, kurallara uymalarını istiyoruz. Trafik ekipleri uygulamanın yerleşmesi için denetimlerini artırdı. Yaya geçitlerindeki uygulamalarda birçok sürücüye para cezası verildi. Uygulama yaya geçitlerinin önüne çizilecek, önce yaya görselleriyle de desteklenecek. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilecek bu görsellerle sürücülere önceliğin yayalarda olduğu uyarısı yapılacak. Siz de okuldan dönüyorsunuz, çocukla zor oluyordur değil mi karşıya? Tabii çok zor oluyor normalde. Dediğim gibi yani iyi bir uygulama aslında ama inşallah herkes uyar. Birçok sürücünün yayaya saygısı yok ancak emniyetin verilerine göre uygulamanın başlamasıyla birlikte ölümlü kazalarda ciddi bir azalma oldu. Sonuçları almaya başlıyoruz. Çok gerçekten verimli bir uygulama oldu. İnsanlarımız da adaptasyon noktasında süratle uyum gösteriyorlar. Gerek sürücülerimiz gerek yayalarımız. Bu anlamda bir ay önceye göre ölümlü kaza ve ölü sayısında %100. Yaralı sayısında %24 oranında bir azalma kaydedildi. Genelde duyarlılar ama yani tam oturmadı sistem. Oturduğu zaman bence daha da güzel olacak. Öncesinde yaya kaldırımı ve ışık olmayan köşe başlarında geçiş üstünlüğü zaten yayalara aitti. Şimdi kavşaklar ve okul önlerinde de araçların yayalara karşı daha hassas olmaları gerekiyor. Kimi yayalarsa uygulamayı biraz yanlış anlamış görünüyor. Yayalara öncelik demek yayanın karşıdan karşıya geçerken trafik ışığı ve kurallarına uymaması anlamına gelmiyor. Yayalar öncelikle ışıklara uymak durumundalar. Yaya geçidinin olduğu yerde aynı zamanda trafik sinyalizasyon sistemi de var ise kendilerine yeşil yanmasını beklemek durumundalar. Yeşil yandıktan sonra geçişlerine başlayacaklar ve tamamlayacaklar. Erzurum'dan güzel bir uygulamayı getireceğiz ekranlarınıza. Yeşilay İl Şubesi bağımlılığa karşı başlattığı mücadele çerçevesinde sokak sokak geziyor, vatandaşları bilinçlendiriyor. Doktor ve psikologların da yer aldığı ekipte Yakutiye Camii İmam Hatibi Memtuh Karslı da aktif olarak görev alıyor.
sigara bir bağımlılık. Aslında sigara bağımlılığı nikotin üzerinedir. Nikotin bağımlılığı olarak geçer. Yeşilay Erzurum Şubesi sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara dikkat çekmek amacıyla kolları sıvadı. Bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var sloganıyla çalışma başlattı. Gençler arasında daha çok sigara, alkol... Yanlarına din görevlileri, doktor, psikolog ve öğretmenleri de alan Yeşilay görevlileri, ellerinde kitapçık ve broşürleriyle sokak sokak gezerek bağımlıları zararlı alışkanlıklardan kurtarmaya çalışıyor. Sigaranın zararları, ne gibi etkileri var? Onun dışında uyuşturucu, alkol, kumar, teknoloji bağımlılığı, sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalıştık. Farkındalık oluşturmak için cadde ve sokaklardaki iş yerlerini ziyaret eden ekip, yolda karşılaştıkları kişilere bağımlılık konusunda bilgi verdi. Ekipte yer alan Yakutiye Cami İmam Hatibi Memduh Karslı, 7'den 70'e vatandaşlara sigaranın zararlı içecekler ve bağımlılıkla mücadeleyi manevi yönden anlatarak katkı sağlıyor. Öncelikle bu bedenin bize bir emanet olduğunu, Rabbimizin bir emaneti olduğunu ve bunu korumanın ve kollamanın birinci derecede insanın kendisine ait olduğunu izah etmeye çalıştık. Ayette Rabbimizin emrini, Peygamberimizin de hadisleriyle bu işi nasıl desteklediğini ve bu konudaki bize öğretilerini halkımızla paylaşmaya çalıştık. Fırsat buldukça öğrenci, genç ve yaşlı ayırmaksızın herkese bağımlılıkla ilgili bilgiler veren Memduh Hoca, bu görev ve sorumluluk çerçevesinde vatandaşın ayağına kadar gidiyor. Buradan baktığımız zaman da israfın, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir insanın her istediğini yemesi, içmesi onun için israftır. Bakın zevk alabilirsiniz ama bu size zararlıysa bunun israf olduğunu söylüyor. İsrafın haram olduğunu Allahu Teala ayeti kerimede izah ediyor. Basında Diyanet'le devam ediyoruz. Yine Akit gazetesinden bir haberle başlayalım. Bir tebessüm de iyiliktir başlığı. 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, iyilik sadece maddi imkanlarla sınırlı değildir. İşten bir tebessüm, dua, hüzünlerin ve heyecanların paylaşılması da en büyük iyiliktir ifadelerini kullandı. Türkiye Diyanet Vakfı'nda 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı tanıtım toplantısı düzenlendi. İyilik Ödülleri Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluş yıldönümü olan 13 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın da teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı'nda sahiplerine takdim edilecek. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, iyilik ödüllerinin verileceği iyilik sahipliğinin belirlenmesinde yaşadığı toplumda ve dünyada çığır açan, bireyleri iyilikle harekete geçiren ve çevresine ilham veren, farklı dil ve kültürlerde yaşayan insanları güzellikte bir araya getiren iyiliklerin esas alınarak ödül sahipliğinin belirlendiğini kaydederek, iyilik her şeyden önce bizleri saf ve berrak fıtratımızla buluşturan en büyük değerdir. İyilik sadece maddi imkanlarla sınırlı değildir. İşten bir tebessüm, dua, hüzünlerin ve heyecanların paylaşılması da en büyük iyiliktir ifadelerini kullandı denilmiş. Devam ediyoruz Milli Gazete'den bir haber. Ezana saygısızlığa tepkiler başlığıyla aktarılmış. Bursa, Kütahya, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'deki Diyanet sendikalarının temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti. Bursa, Kütahya, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'deki Diyanet sendikalarının temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Taksim'de bir araya gelen kadın grupların okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptığı saygısızlığa tepki gösterdi. Türkiye Diyanet Vakfı Sen Bursa Şubesi Başkanı Hilmi Şanlı yaptığı açıklamada vatanın bütün kutsal değerlerinin toplandığı yer olduğunu belirtti. Şanlı, vatan olmadan millet, millet olmadan da devlet olmaz. Bir milletin varlığı vatanın varlığına aynı zamanda hür ve bağımsız olmasına bağlıdır ifadelerini kullandı. Evet, Milli Gazete'den aktaracağımız bu haberle birlikte basında Diyanet'i de noktalıyoruz efendim. Saat 12'de günün önemli gelişmeleriyle bu ekranlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hayırlı haberler alacağınız güzel bir gün olmasını diliyoruz. Hoşçakalınız.